Zakir'di mezkürü zikreden. O da Zakir. 3 kere tekrarladı. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Eriştiği noktada aşık ile maşukun ben ile senin arasında bir fark kalmadığını söyler Bayezid-i Bistami. Bu hali ifade etmek için hemeüst, yani her şey odur der. Ve hakka erişmenin yalnızca bir hal olduğunu, ona bütün olarak erişmenin mümkün olmadığını ekler. Bistami'ye göre yol sonlu değildir. Salik ancak yolda olduğunu bilendir. Bayezid-i Bistami, melamet neşesiyle yalnızca çağdaşlarını değil, ardından gelenleri de coşturdu. Hallaç, Şibli, Harakani, Aktar, İbnül Arabi, Mevlana gibi büyük mutasavvıflar onun cezbesine kapılanlardan bazılarıdır. Hakkında bildiğimiz kısıtlı bilgilere göre İran'ın Horasan eyaletindeki Bistam kasabasında doğdu Bayezid. Doğumuyla ilgili olarak 777 ve 748 tarihleri verilir. Kitap yazmadı. Sözleri şakirtleri tarafından kaydedildi. Pek çok sufinin aksine ilim tahsil etmek için dolaşmadı. Tasavvuftaki üstadı Ebu Ali Es-Sindi adında ümmi birisiydi. Attar, Bayezid'in çeşitli riyazetler ve zor mücahedeler sonucunda bu makama ulaştığını söyler. Hatta Bayezid'in bazı sözlerine bakılacak olursa tasavvufi bilgileri vasıtasız olarak Allah'tan aldığına inanıyordu. Bayezid-i Bistami, tasavvuf tarihinde sekr, fena, melamet, tevhid, marifet, muhabbet, miraç ve isar gibi konulardaki sözleri ve şatiyeleriyle tanınır. Salik'in, yani hakikati arayan yolcunun, kendinden geçip yani sekr halinde benliğini yok ederek yani fena olarak hakka ermesi gerektiğini düşünenlerdendi. Ve ona göre bu dereceye erişmek ancak sürekli riyazet, çetin nefs terbiyesi, derin tefekkür ve murakabe ile mümkündür. Ancak onun gerçekliği algılayış biçimi, kendinden geçmeyi değil, ayıklığı en yüksek ve yeğlenecek makam olarak gören Cüneyd-i Bağdadi ve onun yolundan gidenler tarafından kabul görmez. Bayezid-i Bistami'ye göre Miraç, mistik bir tecrübeydi ve aşkın varlığı zihinsel olarak temaşa etmekti. Kendisine Miraç atfettiği için birkaç kez Bistam'dan sürülmüştü. Bayezid'in 848 veya 875 yılında öldüğü kaydedildi. Onun vahdaniyetine erişir erişmez, gövdesi ahadiyet, kanatları daimlikten bir kuş oluverdim. 10 yıl keyfiyet göğünde uçtuktan sonra milyonlarca kat büyük bir semaya ulaştım. Uçmaya devam ettim. Ta ki ezeliyet çayırında kendimi bulana dek. Orada vahdet ağacını gördüm. Ne var ki bir de baktım bütün bunlar aldatmacaymış.